Tirmizi, İbn-i Ebit Dünya ve İmam Acurri Eşşeria isimli kitap, büyük hadis kaynağıdır. Bunların tahric ettiği Beyhakî, Azabul Kabr, Beyhakî'nin kabir azabı diye. Ey gidi Mehmet okuyan! Beyhakî'nin koca muhaddis, Azabul Kabr, kabir azabı içinde koca cilt kitabı var. Sırf hadis. Onun için mütevatir diyorum. Mütevatir olması için çok kaynaktan gelmesi lazım. O kitabında zikrediyor. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivat ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. İden kubiral meyyitü etâhu melekâni esvedâni Hani kelkin duasında İzâ câekel melekani, lezrakâni diyoruz. Bunlar hiçbir kafadan ulema bulmaz. Bak hadiste diyor. İki tane melek gelecek. Kapkara. Bu melekler siyah. Öyle nurlu murlu değil yani. Çok karanlık. Sipsiyah. Hadis böyle söylüyor. Ezrekani siyaha mavi nasıl gider? Çok korkunç gider yani. Bütün vücutları sipsiyah, gözleri şimşek çakıyor. Mavi böyle. Yukal ve hadima bunlardan birine ne denir? Münkerun, münkir derler. Sensin münkir. Münkir inkar eden demek ya. Münker, münker. Münker demek tanınmayan. Yani dünyada öyle bir şey görmemişsin. Korku filmlerinde de görmemişsin. Amerika'nın senaristleri Hollywood'un, Bollywood mu var? Bollywood da var. Hiçbir senarist ne yapamaz? Bunu çizim yapamaz. Yapamaz. Çünkü hayal edemez. Tasavvur edemez. İnsan hafızasında ve mukayyilesinde yok ki yapsın. Bu melekler birine münker yani hiç tanınmayan demek. Hiç dünyada tanınma, görülmemiş. Ve lakırı Nekirun diğerine nekir. O da inkar edilen. Yani kim bu ya? Nereden çıktı denilen? Ve hiç tanınmayan. İlk soru da bu adam hakkında ne dersin? Bu adam kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirde mübarek cemali gelecek. Yani kabirden korkuyorum ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yakında göreceğim diye seviniyorum. Çünkü mahşerde göreceğiz de inşallah imanımızı kurtarsak. Şimdi mahşer çok uzak. Kaç yüz senede altta yatacağız belki. Ama ölmek yakın. Ne kadar daha yaşayacağım ki? O zaman ölür ölmez mezarda hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyadaki şekli mübarek cemali göreceğiz mi? Kesin hadisler. Bukhari'de de var bu Efendimizin gelme konusu. Bu adam hakkında ne dersin? Sana bu peygamber hakkında dese tiyo vermiş olur. Melek sana tiyo vermez. Normal adam muamelesi yapıyor. Bu adam hakkında ne dersin? Peygamber dese sen atlarsın. Peygamber he he dersin. senin gibi uyanıklara orada yer yok. ma makane yekulu. Adam da mübarek adama çattı. Zaten dünyada dediğini diyor. Hı Abdullah ve Resulü. Allah'ın kuludur ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdu ve rasul. Yani hadiste ve enne Muhammeden geçiyor burada. Yani ikinci eşhedü birinciye tabi şahitliğe geçiyor. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun kuludur ve resul. ona derler kat ne alem Biz biliyorduk zaten de formalite icabı sana sorduk. Senin bu itikatta olduğunu dünyadayken biliyorduk. Mübarek melekler ne korkuttunuz bizi adamın ödü koptu ya. Abdesti bozuldu. Kuslettirdiler o kadar yıkadılar ettiler altına üstüne pamukladılar. Tampon yaptılar. <laughs> Bir gördü melekleri abdest mi kalır ya? Mübarek madem biliyordunuz ne korkuttunuz biz gavur muyduk ya? Hz. Ömer için ne dedi? Ben onlara dedi kafi gelirim dedi. Sonra keşife eli gördü o işi nasıl kafi geldiğini. Ne dedi meleklere? Onlar ona diyor ki Rabbin kim? Dedi ki yavrum, nereden geldiniz dedi. Arştan geldik. O çok uzak dedi. Ben nereden geldim dedi. İki metre üstten dedi. Siz oradan Allah'ı unutmadınız da ben buradan mı unutacağım dedi. Yani başka kapıya der gibi hareket çekti yani. <laughs> bir de ne yaptı biliyor musun Hazreti Ömer radıyallahu anh? Burada hadiste yok. Buna tabi ulemanın beyanlarında. Ne dedi onlara? Bir daha Ümmeti Muhammed'den birine böyle şiddetli gelmeyin dedi be. Bu ne zorluk dedi ya. Bu Mübareğin ne şeylerini görüyoruz ya. Kabirde bile bir tahfif görsek onun ara şefaati var ha. Allah'a Allahu Teala. Melekler gelirler. Ama tabi adam olursan güzel cevap verir. Ne diyor İmam e, Nesefi olacak ama bu Nesefilerin de hangi Nesefi? Çok Nesefi var. Nesefli olan hepsi Nesefi tabi. Çok ulema evliya var. Ben birkaç tanesini tanıyoruz. Yani itikat kitabımızı yazan Ömer Nesefi tanıyoruz. Öbür Nesefi tefsirini yazan Medarik'in sahibini tanıştı. Ebul Berekat Ahmet olacak. İmam, o da İmam Nesefi. Zaten. Bu hangi Nesefi onu tam bilmiyorum ama tefsirde öyle geçiyor. Kabre girdi, melekler sual cevap etti. O mübarek e, keşif elinden biri görüyor. Ya mübarek senin dünyadaki önündekini göremediğin gibi onlar kabirin altını görür. Evliya Allah'tan böyle zatlar var. Çünkü ne dedim sana peygambere mucize olarak olması sayı olan her şeyin veliye keramet olarak verilmesi sahiptir. Bu nedir dedim sana? Ehli sünnetin kaidesidir dedim sana. Hal böyle olunca geçen Nihat Hoca da bir, birkaç hoca da söyledi bunu televizyonda aynı bu laf. Hal böyle oldu. Yani Ehli sünnet birdir yani. Kitapları aynı kitap okuyoruz. Herkesin kitabı ayrı değil. Ancak Mustafa Karataş'ın kitabı ayrı. Al bayrakların ayrı, okuyanın ayrı. Çünkü onlar bizim kitapları okusa kabir azabını kabul ederler, İsa Hacem'in kabul ederler. Onlar el sünnet kitaplardan çıkmış dolayısıyla e, peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirdekilere azap edildiğini görüyor muydu? Bukhari'de say hadis var mı? Ya e bu Evliya Allah'ın bunu bu azap mı var, nimet mi var görmesi de ne oldu? Keramet oluyor. E peki peygambere mucize olarak sayı olan Evliya'ya keramet olarak verilir mi? E, verilir. Öyle mi? El üstete göre bu caiz. Ne şeydir? İşte İmam Nesefi'ye geldiler. <laughs> mübarek. Korkacak ya, biz olsak ödümüz kopar, kaçar. O dedi ki onlara, nazmen mi cevap vereyim, nesren mi cevap vereyim? Ne rahatlık ya! Ne dedi yani? Yani şiirle mi cevap vereyim, düz kelamla mı konuşalım dedi. Melekler de dedi, Allah Allah! Senin gibisine ikras diyoruz falan. Bir nazmen konuş bakalım dediler. Bir şiir düz bakalım dediler. O da öyle. Rabbi Allahu la ilahe şivahu ve nebi Muhammedun ve Mustafa'hu Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala alihi ve sahibi ve diniyel i̇slamu ve fi'li zemimu eselullahi affehu ve atahu dedi maşallah dediler nereden uyduracağım ben bu kadar şiiri şimdi evliya keşfetti diyorum sana da mübarek adam Arapçasını okuyamasam uydurdu diyeceksiniz ha. Böyle de bir böyle de bir karıştıranlar var. Ben biliyorum onu. Burada yoktur da belki. İnternette seyreden her cıvık adam var yani. Cıvık da var çok. Acaba, acaba, acaba. Bu şüpheyle iman mı olur ya? Rabbim ancak Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Peygamberim Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra. Dinim İslam'dır. Ama işlerim kötüdür, amellerim bozuktur. Allah'tan affını ve bahşişini dilerim. Ne güzel. Değil mi? İşte böyle. Buna daha uğraşırlar mı? İşte Efendi Hazreti çok anlatır. Molla'nın biri öldü. Ne dediler? Men Rabbüke. Rabbin kim dediler? Molla da zannediyor ki hocanın önünde avamil dersi yapıyor, izhar dersi yapıyor. Yani sual cevap. Men mukaddem haberdir dedi. Rabbuke muakhar müftedadır. <laughs> Melekler anlamadı. Dediler ya Rabbi bir kulun geldi bir şey diyor ama ne diyor? Mevla buyurdu ki o, onu kelime-i şehadet yerine kabul ederim. Çünkü benim Kur'an'ımı anlamak için Arapça okuyordu bu talebeydi. O men Rabbuke'nin terkibinin tahlilini yapıyor <laughs> dedi. Ne güzel değil mi? Ne güzel insanlar var değil mi? Muhittin Arabi için Kaddesallahu aleyhi ve Arapçasını hatırma kalmadı. Ama Türkçe şiir yapmışlar onu. Arapçasını keşke bulsak. Bizim arkadaşlar inşallah bulurlar onu. Ezberleriz yani. Tabi bu hareketleri biz meleklere çekemeyiz. Hani ben de ezberliyim. Nazım mı söyleyeyim? Nesil mi söyleyeyim? Sen ödün kopar be. Ödün kopar. Ne şiir okuyacak Bildiğini unutursun hafız olsan. Ha, hafız olsan ayeti unutursun. Ama ne dedim Muhittin Arabi de diyor. Melekler sor soruyorlar Rabbin ki Muhittin Arabi zaten vahdet Vücut makamının padişahı yani. Adam zaten Mevla ile beraber olmaktan artık hiçbir şey görmez olmuş. Mevla'dan başka bir şey görmez olmuş yani. He? <laughs> küllühü diyor. Her şey o diyor yani. <laughs> Mak makam olarak. Bizde küllühü minu. Her şey ondan. İmam o makamı açtığı için her şey ondan makamına çıktı. muhittin Arabi, İbni Arabi kattes sallallahu aleyhi ve Her şey o makamında takıldı <laughs> kaldı. Yani adam Mevla'dan başka bir şey görmüyor manasında. Yoksa duvarlar, direkler Allah'tır demiyor haşa. Yani ondan başka bir şey görmüyorum. Hep onun kudretin eserlerini görüyorum, onun yaratma eserini görüyorum mesela. Dedi biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? He? Öyle takara makaraları ezberleyince bunları ezberleyin. He? Bir berber bir berbere bilmem ne. Ne? Ha bunu ezberleşti, ezberleşti. Yani ben diyor Mevla ile beraber yaşadım. Ölürken beraber öldüm. Kabre inerken Rabbimle beraber indim. Şu anda da Rabbim benimle beraber. Sen bana kimi soruyorsun diyor. Melek de dedi ki estağfurullah kusura bakmayın dedi. Çünkü Mevla diyor ki o benim dostumdur. He? Yahu Sultanül Arif'in Ariflerin padişahı kim? De bakayım. Ebu Yezid el-Bestami'in. Allahu Teala Evet. Seyyidü Taife. Evliyaullah'ın efendisi kim? He? Cüneydi Bağdadi. Bak işte. Bileceksin bu lakapları. Tanımakta fayda var. Evliyaullah'ın böyle makamları var. E Sultanül Aşık'ı Aşıkların sultanı kim? İbnül Fariz. Karafe'de yatıyor. Mısır-Kaire'de. İbnül Fariz o Mevla hani ya Rabbi böyle köşkler saraylar huriler gösterdiler ona ölürken de dedi ya vay 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 yazık bana dedi kazandığım buysa günlerimi zayi etmişim cemalinden bir zerre göstermeden alma beni dedi ben ne yapayım huri cenneti dedi ölürken ölürken e, bu adama kabirde ne yapsınlar pazarlığa bak Mevla'nın tecellisi geldi de öyle vefat etti Hurileri ne gösteriyorsun bana ya Rabbel Alemin dedi evkan et menzileti, fil hubb undekum ma kad fakat ayami. devamı da var idi. Yani onun çok şile tayiyesi var vesaire, divanları var. Onları tercüme etmek lazım. Ama böyle bir kadına aşıkmış gibi yazıyor. Maksadı kim? Mevla. Mevlaya direkt hitap etmekten utandığı için sevdiğime diye yazıyor yani. Sevdiği kim? Mevla. Ümniyetun zafirat ruhi biha zemenen fel yevme ehsebuha adgâfe Bu kadar dedi murakabe yaptım. Bu kadar abuda, bu kadar 16 sene sahrada kaldı. Aslanlarla, kaplanlarla Mekke'de, Harem-i Şerif'te aslana biniyordu, getiriyordu mescide. Beş vakit namazı. Ondan sonra çıkıyordu Aslanlar kapıda bekliyor. Cemaat ona çok hürmet ediyor. Efendi Hazretleri seni götürelim, getirelim. Kapıda bir aslanlar görüyorlar, hepsi kaçıyorlar. Ya zaten Aslan'la geliyorum, gidiyorum. Sana ne lazım var? Ya harem bölgesinin dışa çıkıyordu. Mekke'nin dağlarında kaldı 16 sene. Sonra şeyhi çağırınca vefat edeceğim gel evladım tam bu sıra. O zaman gitti. Onun çok güzel bir kıssası var. Bir gün anlatmak lazım. Yani ne diyor? Ya diyor bu kadar ibadet ettim, bu kadar feyiz, bereket, tecelli demek onlar benim ruhumun boşuna oyalandığı bir takım temennilerden ibaretmiş. Madem bana huri cennet gösteriyorsunuz demek o rüyalar boşunaymış. Karışık rüyalar görmüşüm dünyada. Ben senin için yapmıştım ya Rabbi. Seni görmek için yapmıştım, rızan için yapmıştım. Ne yapacağım cenneti diyor. Ve o zaman Mevla tecelli ediyor da ruhunu kabz ediyor. Aşıkların sultanı İbnül Farid. Unutmayın. He tamam. Babası herhalde feraizciymiş. Böyle hesap taksimi ölenlerin miras taksim hesaplarını yapar. Öyle hatırlıyorum. Onun için Farız'ın oğlu. Kaddesallahu şerru. Rabbim şefaatlerine ne eylesin. Allahümme amin ya rabbel alemin. Beyazıt Bestami'den geliyordum. Nereden? Beyazıt Bestami Hazretleri'nin e, hizmetinde bulunan zat çok büyük velilerden tabi o da. Onlar normal adamı yanına almaz. Kabre indi, vefat etti. Beyaz ona men Rabbi gece sual cevap başladı. Dedi ki ya bana mı soruyorsunuz? Ben Ebu Yezid'in Bestami'nin kürkünü taşımış adamım. Cübbesini taşımış adamım. Deyince tamam dediler sana bir şey sormuyoruz. Hatta dedi ki kabrimin başına gelin. Bunu duyacaksınız. O bazı velilere söylüyor tabii. O zamanın adamları kendine göre. Bunu duyacaksınız dedi. Yemin ant verdi onlara. Hakikaten sual cevap onlara canlı yayın yapıldı nakler. Yoksa bize de duyurturlar. Bu işler oluyor aşağıda. Ses bir gelse frekans meselesi. O polle kesilip açılma meselesi. O taraf duyuyor, bu taraf duymuyor. Sana da açsalar düğmeyi gel, gelir ses. <laughs> Yoksa bu hadiseler cereyan ediyor aşağıda yani. Ruhaniyet aleminde neler oluyor? Adam olmak lazım. Adam olmak lazım. Evet. 兄弟。